Evet herkese tekrar selamlar. Arkadaşlar bu videoda Mart ayı hisselerine bakacağız. Onları inceleyeceğiz. Detaylı yorumlarını yapacağız. E, teknik analizde tabi ki teknik analiz ışığında e, öngörülerde bulunacağız. Sizin için önemli seviyeleri e, inceleyip paylaşacağız. Peki bunları nasıl belirliyoruz? Bunları YouTube topluluk bölümümüzde yaptığımız anketlerle belirliyoruz. Siz belirliyorsunuz bunları. Buna göre siz de katılmak istiyorsanız YouTube kanalımızın topluluk bölümünde detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Takip ederseniz eğer kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız bu anketlere siz de katılabilirsiniz. Böylece sizin de hisselerinizi veya herhangi bir yatırım aracınızı analiz etmemizi sağlayabilirsiniz. Biz bu analizleri teknik analizde yapıyoruz. Sıfırdan teknik analiz eğitim kursumuz var. Yukarıda sağ tarafta e, göreceksiniz şimdi. Orada bir video var. Oraya tıklayıp e, teknik analiz hakkında detaylı bilgiye e, ulaşabilirsiniz. Bu işleri yapıyorsanız her zaman dediğimiz gibi teknik analiz öğrenmek zorundasınız. Şimdi. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. E, bildirim zilini de açın ki yükleyeceğimiz videolardan haberdar olun. Şimdi. Hisselerimize geçeceğiz ama öncelikle tabii ki hisselere bakmak için bir BIST yüzün durumuna bakmalıyız, bakmamız gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Ondan sonra hisselerimize geçeceğiz. Şunu kapatalım şöyle. Evet, daha önce yaptığımız analizleri kısaca bir özetlersek, şurada bir üçgen sıkışması olduğunu, kırılımı durumunda sert hareketler olabileceğini söylemiştik. Şunu bir kaldırayım, bulanıklık olmasın. Evet. Kırılım yönünde sert hareketler olabilir demiştik. Nitekim bakın burada kırıldı aşağı doğru kırıldı ve BIST 100 endeksi 1830'lara kadar bir düşüş yaşadı. Sonra ne oldu? Şu, sonra daha sonra yaptığımız analizlerde bahsettik. Bakın şurada 2061 seviyesi vesaire, 2015 hatta buraları göstermiştik. Buraların bakın burada gap vardı. Hatta şöyle günlük grafiği açayım. Şimdi bakın bir önceki videomuzda ne dedik? Burada bir gap var. Bist 100 burada bir gap bıraktı. En azından kaçlara kadar? 2015'lere kadar bir yükselip olup bu gapi kapatacaktır dedik. Nitekim gördüğünüz gibi de kapattı. Daha sonra ne yaptı? Bakın kapattı. Kaça kadar yükseldi? 2045'lere kadar yükselip burada bir satış yedi. Ve burası aynı zamanda bakın bir pullback seviyesi. Nasıl pullback? Ters pullback. Şöyle göstereyim teknik analizden biraz anlayan arkadaşlarımız varsa kursumuzda zaten bunlara detaylı hepsini değiniyoruz. Öğretiyoruz bunları. Bakın şurada geldi. Kırdı. Pullback bir şey. Gap bıraktı. Daha sonra geldi şu an. Bu seviyeye yani şöyle tersten baktığımız zaman bu bir düşen buraya pullback yaptı. Pullback yaptıktan sonra ne olur? Tabii ki belirli bir süre yükseliş olur. Tabii ki yükselişse eğer. Yani pullback yaptığı yönün tersine doğru bir hareket yapar. Şimdi tekrar çevirelim. Bakın şurada gördünüz. Buraya bir pullback yaptı. Şimdi aşağı doğru büyük ihtimalle düşüş devam edeceklerini tekim 2 gün önceki kapanışta bunu gösteriyor. Burası bir tepe mi bu? Bakın şöyle gördüğünüz gibi bir e, ters çekiç. Bu da tepe mi mudur? BIST yüzde açıkçası biraz daha e, kısa vade için düşüş bekliyoruz. Ee, da tabii çok detaylı bilgi için bir önceki videolarımıza bakarsanız detaylı bilgilere nerelere kadar düşebileceğini söylemiştik. Ee, hemen e, uzatmadan hisselerimize geçelim. <laughs> Sorduğunuz hisseleri şöyle bir liste halinde aldım listemizin başında Cemaş var. Şimdi <laughs> pardon haftalık grafik grafiğimizi açalım ya da günlükte kalsın. Yani bu Mart ayı için bakacağımız için kesinlikle sadece hani Mart ayı için Tabi siz nasıl düşünüyorsunuz onu bilmiyoruz ama Mart ayı için biz analiz yapacağız. Mart ayında oluşabilecek hareketleri şöyle şey öngörüde bulunmaya çalışacağız. Evet, Cemaş'ta ne var? <laughs> Çok pardon bir su içeyim. Evet. Cemaş'ta satış baskısı devam ediyor. Şöyle baktığınızda içim oku bulutunun altında hala bir baskı var. Şöyle biraz daha. Hatta şunu şöyle işleteyim. Bu arada bu hisseleri vesaire analiz yaptığım zaman daha öncesinden bakıp da şey yapmıyorum hani direkt ne zaman işte hemen canlı olarak şöyle bakıp analizini yapıyorum. Herhangi bir düzenleme vesaire yapmıyorum onun için. Şöyle bir bakalım. Şöyle destek dirençlerimizi çizelim. Evet, şurada bir hareket var. Cemaş'ta şuraya ben bir bakmak istiyorum. Bir uyumsuzluk var mı diye. Hayır, herhangi bir uyumsuzluk şu an gözükmüyor pozitif uyumsuzluk günlük grafikte. Şimdi 4 saatlikte şöyle açalım. Burada da herhangi bir uyumsuzluk yok. Cemaş açıkçası ya çok da hoşuma gitmedi benim. Tabii siz e, nereden aldınız, nereden satmayı düşünüyorsunuz ki teknik analiz bilmiyorsanız bunu bilmeniz mümkün değil. Onu bilmem ama şöyle baktığımızda hala Cemaş'ta bir satış baskısı olduğunu görebiliyoruz. Şu şekilde şurayı çizelim. Şurayı da. Şurada bir üçgenimiz var. Şu içteki üçgeni şöyle baktığımızda şu an Cemaş'ta destek seviyesi kaç? Şurası önümüzdeki günler için. 0.97 burası kırılırsa Cemaş 0.80'lere kadar bir düşüş görecektir. Fakat yukarı dönüşlerde bakın ama 4 saatlikte de baktığımızda yukarıda yukarı dönmesi için herhangi bir pozitif uyumsuzluk veya formasyon yok. Dip formasyonu görünmüyor. Ha olur da yükselirse tekrar 1.17'lerden satış yiyebilir. Buraya dikkat. 1.17 kırılırsa önümüzdeki hafta için önümüzdeki ay, ay için hatta diyelim 1.46'lara kadar bir yükseliş göre, görebiliriz. 1.46'dan muhtemelen tekrar bir satış yiyecektir ama orayı da kırarsa e, Cemaş'ın e, önü açılacaktır diye düşünüyorum. Bakın şurada zaten büyük düşeni kırmış olacaktır. Önümüzdeki hafta için bakın şöyle önümüzdeki ay için diyelim hatta 1.48 1.50'ler hatta şöyle çizeyim size. 1.50'ler önemli bir e, direnç seviyesi. Burası kırılırsa Cemaş'ta yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Devam edelim. Ama düşüşlerde de bahsettiğim seviyelere dikkat. Goody. Goody lastikleri. Ona da şöyle bakalım. Tabii daha önce yaptığımız analizler duruyor hep şöyle. Hatta en son şöyle bir tobo çizmişiz şurada. Ve bu tobo kırılmış. Gelmiş aşağı bir e, düşüş olmuş Ama tekrar yukarıya gidip Hedefini ikiye katlamış e, Oradan bir düşüş olmuş Şöyle bakalım Kırdıktan sonra Evet Hedefini ikiye katlamış Toba hedefini ikiye katlamış Peki şöyle günlük grafiğimizi açalım Burayı kaldıralım hatta Şurada bir ana trendimiz var Goodyear'da öyle şekilde hatta şurayı ihlal sayarsak evet Goodyear'da şöyle bir e, yükselen ana trendimiz var. Bu yükselen ana trend desteği şu an 8.31'lerden geçiyor. 8.31 kırılırsa Goodyear'da bir dakika kötü bir görüntü var sanki onu gördüm. Şöyle bir bakayım uyumsuzluğa şuradan bakarsak hatta haftalık bakalım bir de. Çünkü bir e, negatif uyumsuzluk görüntüsü var bu yerde. Bu da zaten bakın şöyle baktığımızda RSI'da çok kötü olmasa da bir e, negatif uyumsuzluk durumu var. Evet kötü haftalık olduğu için tabii ki kötü. Şöyle tekrar dönelim günlük grafiğimize. Evet bu negatif uyumsuzluğun sonucu tabii ki bir düşüş olacaktır. Tabii düşüş olmuş belirli bir düşüş olmuş kaçlardan şöyle bakalım yüzde kaçlık. Yüzde otuzluk bir düşüş olmuş fakat şu çizgi düşen pardon yükselen çizgi kırılırsa Goodyear'da yani 8.31 kırılırsa aşağıda bakın burası 8.30'lar kırılırsa Goodyear 6'lara kadar bir düşüş görebilir. Onun için bahsettiğim bu 8.30'a dikkat. Onun altını eğer elinizde varsa bana göre stop koymalısınız. Ee, aksi takdirde 6.52'lere kadar gelir. 6.52'lerde kırılırsa Goodyear için e, iyi bir senaryo gözükmüyor. Devam edelim. Evet. Otokar. Otokar bayağı bir yükselmişti yani şöyle baktığımızda en son takip ettiğimizde aşağılardaydı güzel bir yükseliş oldu peki biz bugüne bakalım tabi şöyle şunları kaldıralım evet otokarda şöyle güzel bir görüntü var gibi ama e, tabii tabi şurada tutunsaydı kaç burası 460 üstünde tutunsaydı daha güzel olacaktı ama 460'ı aşağı kırmış şu an. Şöyle ana bir trendimize bakalım. Şurada bir üçgenimiz var. Yükselen üçgen formasyonu mevcut. Evet bu bir tepe üçgeni de olabilir. Tabii ki dikkat etmek lazım. Şöyle baktığımızda şu an kaçta? 396'da. Bakın şu yükselen trend kırılırsa şu pembe çizgi kaçlardan ee, 368 şu an önümüzdeki günler için evet 370 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Burası kırılırsa e, bana göre stop olunmalı. Tabii Mart ayı için e, dediğim gibi burası 368 370 e, destek seviyesi kırılırsa otokarda bence durulmamalı. Fakat bu şöyle yukarı kırılımı ihtimaline karşı şöyle bir bakalım. Evet. Yukarı kırılma ihtimali de var. Evet. Neden? Çünkü şurada bir çanak hatta tobo formasyonu gibi. Tabi tobolar e, diplerde olur ama bunda da benzeri günlük grafik olduğu için büyük bir tobo gözüküyor. E, tepeler tepede ama Gene de olur mu olur. Yani şu aşağıları baz almasak. Şöyle baktığımızda tabi şuralardan bir satış gelseydi. Eğer hani yük, yükselip de biraz işte 500-600'lere yüz, çıkıp e, bir düşüş olsaydı. Bir iğne olsaydı en azından. Buraya tobu e, gözüyle bakabilirdik. Gene şöyle baktığımızda bir toba hareketi var. E, şöyle baktığımızda şöyle 1-2-3 omuz baş omuz e, formasyonu gözüküyor. Şu üçgen formasyonu da var. Peki bakalım bunların eee hedefleri neresi? Önce şu Tobon'un hedefine bakalım. Şimdi eğer 368-370'lerden tekrar dönüş olursa e, yukarı yükseliş ihtimali daha da yükselir. Hatta bir dakika şurada da bir sanki uyumsuzluk olabilme ihtimalini gördüm. Evet var. Şöyle baktığınızda RSI'da şöyle bir negatif uyumsuzluk var. E, belirli bir satış olmuş tabii ki ama gene de dikkat etmek lazım. %1 %15'lik e, bir düşüş olmuş ama burada e, 370 seviyesinin 368 seviyelerinin önemi tekrar ortaya çıkıyor. Peki yukarı dönüşlerde 359-360 seviyesi yukarı kırılırsa şu e, tobo veya çanak kulp diyebileceğimiz şu formasyon hedefinin e, Formasyonun hedefi daha doğrusu 652'ler olur. Daha sonra orası da geçildiğinde bakın şu üçgen e, yükselen üçgen formasyonu hedefi olan bakın şurası e, 791 seviyeleri e, bizi karşılayacaktır. Şurası kırılırsa bakın 600 pardon 460 seviyesi kırılırsa otokarda güzel bir yükseliş görünebilir ama. E, şu bahsettiğimiz kaçtı tekrar söyleyeyim. 368-370 destek seviyesi kırılırsa otokarda da bana göre durulmaz. Bir maç. Evet. Bakalım bir maçta ne varmış. Bakın daha önce şöyle bir kanal çizmişiz. O kanal kırılmış yukarıya çizdiğimiz desteği gelmiş yukarı acayip acayip enteresan enteresan e, hareketler yapmış şunları bir silelim şurayı açalım evet çok uzun vade olmadığı için şöyle bu grafikte bakmamız doğru olur şu an e, destekte 74 desteği önemli bir destek seviyesi burası bakın kırılırsa aşağı doğru kaçlara kadar önce 72-70 daha sonra 68-40'lar e, görülecektir. 68-40'ın kırılması Allah, e, bir maç için olumsuz olur. Aşağı düşüşler devam eder. 68 kırılırsa 61'lere kadar hatta aynen 68 kırılırsa bir sonraki destek seviyesi 60. Şöyle baktığımızda 60 e, seviyesi burayı için yani bir maç için çok önemli bir destek seviyesi. Burası da kırılırsa artık bir maçta da bana göre durulmaz. Ee, yukarı yükselişler bakın 74 üstünde kaldığı sürece devam edebilir. Ee, ama orası kırıldığında e, tabii vadenize göre eğer aylık bakıyorsanız e, şurası kırılırsa 74 seviyesi kırılırsa bir maçta da e, durulmaz bana göre. Devam edelim. Türk Traktör. Evet, şöyle şunları kaldıralım tekrar. Şimdi Türk Traktör güzel bir yükseliş göstermiş. Fakat burada sanki bir ikili dip, pardon ikili tepe e, formasyonu oluşacak gibi gözüküyor uzun vadede. Tabii biz daha kısa vade baktığımız için oraya o şekilde bakalım. Şöyle şu an Türk Traktör'de bir sonraki destek seviyesi, bakın burası önemli bir destek seviyesi olacaktır önümüzdeki günler için. 182, 182 kırılırsa, bir pardon bir maç diyorum, Türk Traktör'de 148 seviyesine kadar düşüş olacak. 148 seviyesi kırılırsa, bakın burada ikili tepenin, şöyle söyleyeyim, destek seviyesi. Bu ikili tepe oluşur da aşağı kırılırsa yani çok da düşünmüyorum o kadar düşeceğini ama e, hedef 50'leri gösteriyor ama buraların kırılacağını çok zannetmiyorum çünkü ondan önce sağlam e, dirençler, destekler daha doğrusu var. Bakın şurada çok önemli bir destek var. Bu da 91'lerden geçiyor. Şu ikili tepe çalışsa bile 90'lara kadar bir çek, geri çekiliş olup daha sonra yönünü yukarıya büyük ihtimalle çevirecektir. 182 kırılmaz da bakın şurada 230 240 seviyesi eğer kırılırsa Türk traktörde yeni zirveler görebiliriz. O da şöyle bakalım. İlk gideceği seviye şöyle şu kırılım şuralardan gerçekleşir. O da 340'lara kadar yanılmıyorsam bir de çizebilsem Evet şurası kırılırsa önümüzdeki günlerde yani 240 seviyesi kırılırsa 340'lara kadar e, Türk traktörde bir e, yükseliş olabilir ama şu an e, düşme ihtimalinin yüksek olduğu seviye 182 orası da kırılırsa 148'ler e, ufukta gözüküyor. Devam edelim. Vestel Şimdi haftalığı açalım. Indikatörümüzü açalım. Şu an günlük grafikte Vestel'de bulutun altında olduğu için olumsuz bir e, hava var. Şöyle baktığımızda önünde 24-68 direnci var. Daha sonra ondan çok daha önemli direnç seviyesi olan e, 27-84 var. Tabi e, 2-3 hafta daha ya bu ay içinde daha doğrusu e, şurayı yukarı kırarsa bu bulutun tabi daha e, e, izlememiz gerekiyor. Şu an için önemli direnç seviyeleri çok önemli olan 24.68 daha sonra 27.84 27.84 kırılmadığı sürece Vestel'de yukarı doğru bir trend e, başlamaz aşağı düşüşler devam eder Şurayı indikatörümüzü açıp bakalım. Herhangi bir pozitif uyumsuzluk da yok. Vestel içinde bir tepe formasyonu gibi bir e, formasyon var. Şurası şöyle baktığımız haftalık açalım. Evet Vestel'de açıkçası çok da hoş bir görüntü yok. Bahsettiğim direnç seviyeleri kırılmadığı sürece sıkıntı devam eder. E, destek olarak da stop olunacak seviye 20.96 olacak. 20.96'na düş, düştükten sonra mutlaka stop olunmalı Vestel için. Devam edelim. Zorlu enerji sıradaki hissemiz. Evet, Zoren ne yapmış? Ya bu Zoren Zamanında burada bayağı oyalandı. Burası mıydı? Pardon, pardon. Yanlış olmasın, yanlış olmasın. Neresiydi? Takip ettiğimiz zamanlar. Tabi şu kanal vardı. Şurada tutunamadı. Evet, şu kanal üstündeydi. Fakat bir türlü bu kanalı yukarı kırıp kanal hedefine gidemedi. Şöyle baktığınızda şurasıydı o da. 3.97. Maalesef şurası önemli bir destek seviyesiydi ve kırıldı. Kaçtı orası? 2.41'ler şu an e, 1.52'lerde bakalım şöyle bir e, pozitif uyumsuzluk var mı diye şöyle haftalıkta evet sanki bir e, pozitif uyumsuzluk var gibi haftalıkta şöyle baktığımızda RSI'da diplerin e, yükselmesi tabi daha tam bir net bir dip oluşmamış ama da ama gene de şöyle baktığımızda eğer olur da eee 1.46 seviyesinin üstünde kalıcı sağlarsa burada bir pozitif uyumsuzluk oluşur. Ama 1.52 pardon 1.46 demiştik. 1.46 aşağı kırılırsa Zoren 1.09 seviyelerine kadar geri çekilir diyelim. Peki günlük grafikte durum ne? Günlük grafiğe baktığımızda bir herhangi bir dip formasyonu veya pozitif uyumsuzluk şu an günlükte de görünmüyor. Şöyle şuraları kaldıralım. Şöyle yanaşalım biraz. Ekranı büyütelim. Bir Bu da bir gap bırakmış düşüşte. Gap'i kapatmış. Tekrar biz 100 gibi düşüş olmuş. 1.46 Hatta şunu biraz daha indirirsek. Görüntüsü çok hoşuma gitmedi açıkçası Zoran'ın. 1.44'ler 46'lar kırılırsa dediğim gibi 1.08.09'lara kadar bir düşüş olur. Ondan sonra bir dip formasyonu oluşturup yukarı çıkarma. Ondan sonrasına bakmak lazım. Diyelim çok da hoşuma gitmedi. Devam edelim. Banvit Banvit. Nerede bizim Banvit'imiz? Evet, zamanında Banvit'te şöyle bir çanak kulp formasyonu vardı. Bayağı bir bekletti. Şurada saydırdı, saydırdı. Ben bunu hatta kaçırmıştım. Daha önce de söyledim. E, hatta bunu çizmiştim bu şekilde. E, i̇çine kahve ya çanak kulp çizmiştim. İçine kahve koymuştum. Eşime demiştim ki ben e, şu yükseldiğinde bu kahveyi içeceğim, Karımı alacağım demiştim. Ama maalesef kaçırmıştım yani unuttum bir şekilde burayı unuttum ve sert şekilde yukarı gitti şu an hala yukarı gitmeye devam ediyor Evet böyle güzel bir yükselişi kaçırdık ki o zamanlar kaçtaydı şöyle bakalım Evet 25'lerde falandı yani şu an kaçlarda yüzde 250'lik en az bir yükseliş göstermiş bu yükselişi Maalesef kaçırdık Sağlık olsun diyelim devam edelim Şimdi bakın şu formasyonu 1-2'ye katlamış hatta 3'e de katlamış şekilde bakın baktığımızda evet net bir şekilde 3'e katlamış formasyonu hala da açıkçası sağlam duruyor Banvit şöyle baktığımızda bir düşüş olmuş ama gene sağlam bir yükselişle yani sağlam durmasıyla beraber tekrar yükselmiş peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra şöyle baktığımızda tekrar 77'lere kadar bir düşüş olabilir. Fakat önümüzdeki ay için bakın şurada zayıf bir nokta var. Ama hala şurada bakın 85 desteği var. Burası da iyi. Şu 90 seviyeleri yukarı kırılırsa tekrar yeni zirveler Bambit'te görebiliriz. Ha, oldu da düştü. Şuranın altına düştü. 85 altına düştü. Önümüzdeki hafta içinde hatta 2 hafta içinde tekrar bir yol bulup yani 77 üstünde kaldığı sürece şu ince yolu bulup bu ince sağlam olmayan direnci yani zayıf direnci bulup buradan tekrar yükseliş bulup eski zirvelerine gidebilir ama dediğim gibi tekrar şu an 77'lere kadar bir düşüş gelebilir. Onun için bu seviyelere dikkat, bahsettiğim seviyelere de tekrar dikkat edersiniz demiş olalım. Devam edelim. Başka ne varmış? Tav Havalimanları. Liste baya kalabalık. Tabii çok sorduğunuz için ben de e, e, kırmak istemedim. Herkesten birer ikişer üçer tane alıp e, yazmak istedim. Şimdi Tal Havalimanları'nda zamanında şöyle bayağı paylaşım yapmıştık. Şurada sağlam bir dip oluştu Bakın kaç tane şu ana trendi şöyle siz de görün diye. Beyaz ana trendin sağlam bir destek seviyesi olduğunu söylemiştik. Buradan tabii ki doğal olarak büyük güzel bir yükseliş gelecekti ve geldi. Kaç ee, %200 220'lik bir yükseliş geldi. Peki sonra ne oldu? Bundan sonra ne olur? Şöyle bakalım şunları bir kaldırayım. Bütün hedefler gelmiş zaten. Şurada bir e, trendimiz var yeşille gördüğünüz. Şöyle daha ne diyeyim? Burada şu an e, bir ikili tepe yapıyor gibi bir hareket var. Sert düşmüş tabii ki. Tav Havalimanları'nın kaça kadar 26 27'lere kadar geri çekileceğini ben düşünüyorum. Fakat burası sağlam bir destek olacaktır ve daha sonra yönünü yukarıya çevirecektir diye düşünüyorum şahsen. Ama olur da aşağıda 26'lar aşağı kırılırsa şu trend ölmüş olur ve 15'lere kadar ortalama bir düşüş Tav Havalimanları'nda görülebilir. Dediğim gibi bahsettiğimiz seviyelere dikkat edin. Burada bir ikili tepe gibi bir hareket var düşüş devam edecek gibi görünüyor. Fakat şurada bir gap bırakmış. Bu gap'ı kapatmak için bir tepki yükselişi bakın şöyle görebiliriz. Onun için de e, tetikte olun. Kısa vade al sat içinler e, için iyi olabilir ama daha doğrusu uzun vade için e, bakarsanız şuralardan toplanabilir. 26 üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ama düşüş şu an e, devam ediyor. 2 lit tepesi var. Bu tepenin etkisi biraz daha hisseyi aşağı götürecektir. Dediğim gibi 26'lardan falan toplanabilir. Toplanıp stop koymak üzere 26'nın altına. Bu hisse de takip edilebilir. Oradan tekrar bir yükseliş gösterebilir. Onun için şu an baktığımızda herhangi bir yükseliş göstergesi emaresi yok dedim. Ama gene buraya bir şu pul gap'i kapatmak için bir tepki yükselişi olabilir. Bahsettiğim seviyelere dikkat edin derim. Ee, Tav Havalimanları'nda. Devam ediyoruz. Naten. Natural Enerji. Bakalım bu ne yapmış. Şöyle bir yükseliş olmuş. Şunu hatta kaldırayım. Natural Enerji. Şunu Şöyle çizelim. Açıkçası şu e, diplerde olsaydı güzel bir formasyon derdim. Ama e, tepede olduğu için çok da hoş görünmüyor. Bana göre tabi. Şurada şu an kaçlarda 49'larda. Peki bundan sonra ne olur? Bakın buranın tekrar şuraya yükselmesi yani 57 seviyesi, 58 seviyesi önümüzdeki haftalar, önümüzdeki ay için diyelim. 58-60'lar yani şu çizginin bulunduğu yer. Burası önemli bir direnç seviyesi. Oradan tekrar satış yiyebilir ama olur da orayı yukarı kırarsa. Burayı yukarı kırarsa güzel bir yükseliş olacaktır tekrar. O da şöyle baktığımızda en kötü ihtimal olur da 57 58 seviyeleri kırılırsa Naten'de 79 80 seviyelerine kadar bir yükseliş olur ama şurada 49 pardon 49 şu an bulunduğu seviye bizim desteğimiz 46 16'larda 46'larda. Şöyle şunu açayım. Evet indikatöründe zaten bu hedefi gösterdiğini, bu seviyeyi gösterdiğini görebiliyorsun. Şu an büyük yarı yukarı bir trend var. herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Fakat 45'lere kadar, 46'lara kadar bir geri çekilme olabilir. Ondan sonra şu destekler bakın önümüzdeki günler için şurası yani şu bulutun dışına, aşağısına inmediği sürece sıkıntı yok. Buralara geldiğinde tekrar 45'ten bir destek alıp 57'lere kadar gidebilir. Şu an şu bulut aşağı kırılmadığı sürece natende de sıkıntı yok gibi. Tekrar 57'lere kadar dediğim gibi bir yükseliş olabilir. Ama buralar kırılırsa tabii ki stop olunmalı. 45 45'ten sonra 40 seviyesi var. 40 seviyesi zaten kırılırsa önümüzdeki fakat 3 gün için. Çünkü bu değişir yani. Gün geçtikçe şu seviye değişir. Bir gün mesela iki gün, bir gün sonra ne olur? Bu destek seviyesi 40 olur, 40-78. İki gün sonra işte 42 olur. Sonra o şekilde şu buluta göre değişir. Sonra yukarılarda aynı şekilde destek olur. Ama şurası sağlam bir destek buraya, yani önümüzdeki haftada düşüş olmazsa şurası 46 seviyesi önümüzdeki haftadan sonra daha sağlam bir destek olacaktır. Naten için bahsettiğimiz seviyeleri dikkate alınız. Doko yazılım. Bu da kaşlardaydı. O maşallah. En son takip ettiğimde şunları çizmişiz. Şöyle bir üçgen vardı. Burası kırılmıştı. Yükseliş olmuştu. 250'lerde vesaire. Her neyse. Evet. Hatta evet hatırladım şimdi. Bakın şurada ne yapmışız? İki tane tepe, iki tane dip. Burada büyük ihtimalle çünkü bu bunun için çizmişimdir. Ben ikili tepe iki ya iki tepe iki dipten sonra güzel yükseliş olabileceğini söylemişimdir. Büyük ihtimalle gene de yalan olmasın e, tam hatırlamıyorum ama bu formasyonlardan sonra güzel yükselişler oluyor diyebiliyorum zaten. E, zaten olmuş da şöyle bakalım. Yani %400'lük bir yükseliş olmuş. Bu çok iyi bir e, yükseliş. Daha şöyle bakalım. Pardon. Şöyle ana trendimizi çizelim. Ara trendimizi çizelim. Şuradan da destek seviyesine geldiğini görebiliriz Evet doko yazalım şu an e, sağ yani bir trend desteğine gelmiş ara trend desteğine gelmiş 1216 Burası kırılırsa e, kaçlara kadar şuraya kadar önümüzdeki günler için e, 880 lere kadar bir düşüş olabilir o da e, şu ara trendin desteği demek şu an görüntü kötü çok da iyi değil. Hatta bir negatif uyumsuzluk da vardır büyük ihtimalle burada. Şöyle bakalım. Evet, aynen negatif uyumsuzluk. Bakın gördüğünüz gibi varmış. Tepeler aşağıda, tepeler yukarıda. Görüyor musunuz? Buna biz teknik analize negatif uyumsuzluk diyoruz. Negatif olduğu için tabii ki düşüş eee yönlü olacaktır. Pozitif olsaydı onlar da dipte olur. Zaten teknik analiz bilenler biliyor. Bilmeyenler de bunları öğrenmek için kursumuzu satın alabilir veya herhangi başka bir yerden öğrenebilir. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi abone olmak için de şu an videoyu kapatmadan şu sağ köşede sağ alt köşede abone ol butonu var. Orayı tıklayıp abone olabilirsiniz. Devam edelim. 1220 desteği dokuda kırılmaması lazım. Kırılırsa zaten düşeceği seviyeyi söyledik. Yukarı gidişlerde de şurası önemli bir e, direnç seviyesi olacaktır. Şurada bir yükselen e, kama veya üçgen mi çizecek. Onu zamanla takip etmek lazım. Yükselişlerde dediğim gibi 1500'ler önemli direnç seviyesi olacaktır oralardan e, satış gelebilir. Dikkatli olun. Devam edelim. Ne varmış sırada? Kuyas. Kuyumcu Kent. Evet bunda da bir düşüş var. Vay be. Ne günlerdi bunları takip ettiğimiz zamanlar. Aşağılardaydı gördüğünüz gibi şuralar uzun vadenin ne kadar önemli olduğunu. Buradan da görüyoruz %950'lik bir yükseliş olmuş Kuyaş'ta. En son takip ettiğimiz yerler buralardı dediğim gibi. Şimdi şu kaldıralım önce şunları. Kuyaş'ta bir Kuyaş'ta daha doğrusu bir tepe formasyonu var. İkili tepe var. Görüntü hiç hoş değil. Yani bakın şöyle baktığımızda Yükselen trendin desteğine gelmiş hatta içine girmiş. Buradan dönüş olmazsa kaçlara kadar önümüzdeki günler için 4.50'lere kadar düşebilir. Bu 4.50 kırılırsa yükselen trend bitmiş. Bulutun altına girerse bakın iç moku bulutunu açın şöyle eğer biliyorsanız. Şu bulutun altına düşerse kuyaş olumsuz olur ve hiçbir zaman yani hiçbir şekilde daha doğrusu Kısa vade için en azından orada yani kuyaşta durmamak gerekiyor diyebilirim. Ee, yukarı yükselişlerde de tepki göreceği yani satış geleceği yerler 7.02 seviyesi olacaktır. Şimdi çok uzatmayalım. Vertu var. Onda bakalım. Tekrar söyleyelim. Abone olmayı unutmayın yoksa unutuyorsunuz ya. Yani sürekli söylemek zorunda kalıyoruz. izliyorsunuz izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Yani biz de burada bir emek veriyoruz. Bunun karşılığında sadece biz sizden bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. En azından izlenip takip edildiğimizi bilelim ki biz de ona göre şevkimiz gelsin. Sizin için analizler yapalım. Yani bunu parayla yapmıyoruz dediğim gibi. Bunu parayla yapan arkadaşlar var. Biz de karşılıksız sadece beğeni abonelik karşılığında e, analizlerinizi analizlerimizi yapıyoruz. Bunu da bir zahmet bir beğeni atın ya. Yani. Şimdi şunu bulabilirsem Evet Vertu da şu an bir desteğe yakın. Bu destek neresi peki? Şurası şöyle bakalım. Evet. Şu an 22.36 destek seviyesi Vertu'da önemli. Burası kırılırsa 18.90'lar gelir. 18.90 eğer yukarı aşağı pardon buradan yukarı dönmezse şu yükselen trend biter. Ona göre stop olur. Hatta şöyle 22.30, 22.6 22, 30, 22. 6 stop noktası Vertu için. Çünkü buranın bunu mesela eğer varsa elinizde 22-36 eline altına düştüğünde biraz yarısını vesaire satarsınız. 18 altına düştüğünde diğer yarısını satarsınız. Veyahut da yüzde %75'ini buradan satarsınız. Kalan %25'ini buradan satarsınız. Ama buraların altına düştüğünde bana göre satılır satılması gerekiyor. Ki şu an iyi gözükmüyor. Ne zaman, ta ki ne zamana kadar 26 ve Hatta 29 seviyelerin yukarı kırılana kadar 29 seviyesi yukarı kırılmadan e, yükseliş olmaz Çünkü bir satış baskısı var e, 22 30'lardan 22'lerden destek alıp tekrar Önümüzdeki hafta için 28'lere kadar gidebilir Burası kısa vade için tekrar bir satış noktası olacaktır ama uzun vade düşünüyorsanız e, 22 altına düşmediği sürece elinizde tutarsınız Evet söyleyeceklerim bu kadar bayağı bir hisse analiz ettim ee, Onun için video uzadı ee, Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar bu tür videolar devam edecektir Tabii ki siz abone olup